Hoş geldiniz Cihangir Bey. Cihangir, seni anlamaya çalışıyorum. İşlerin yoğun, ben de üstüne geliyorum. Ama biz eskiden böyle değildik. Nasıldık? Sen yurt dışına gitmeden önce daha iyiydik. Ne gibi? Yine yoğundum ama bana vakit ayırıyordun. Gülüyorduk, eğleniyorduk. Sonra? Sonra ortadan kayboldun. Yurt dışına gittin, geldin. Bir türlü eskisi gibi olamadık. Yani İrem... Yani yurt dışı diyorsun da hayatımda başka birinin olmadığını biliyorsun. Bunu demeye çalışıyorsun. Hayır, o değil. Senin aklın başka bir yerde kaldı ya. Ben öyle bir ayrım yapmıyorum. Yapamıyorum. Yani evet, yani uyku sorunum var ama o ne zaman başladı hatırlamıyorum bile. Sen yurt dışına gittikten sonra ne oldu? İnan daha önce yoktu. Bilmiyorum, bana daha eski gibi geliyor. Ya İrem. Bak seni üzüyorum, biliyorum. En çok sana haksızlık ediyorum, farkındayım. Mutsuz olduğunu görüyorum. Mutsuz olmanı istemiyorum ama. Kendimi işe güce kaptırdım. Öyle olsun istemezdim. Güne başlıyorum. Bir bakıyorum gece olmuş. Yurt dışına çıktıktan sonra ne oldu bunlar? Yani, ne olduysa oldu artık. Yani, olmuşa da bir çare yok. Ama olmalı. Bir çare bulmalısın. Bu böyle gitmemeli. Bir yol aramalıyız. Cihangir bulmalısın. Ben o eski Cihangir'i istiyorum. Ben de istiyorum. Cihangir kimseyi üzmesin. Cihangir sevdiklerini üzmesin istiyorum. Ama üzüyorsun. Şu an benimle güzel konuştun. Ama yine gece olacak. Ve yine aynı şeyler... olacaksa eğer... olmasın Cihangir. Rica ediyorum, olmasın. Gülay Hanım, Cihangir Bey'in nişanlısı çıktılar efendim anne. Bir şey mi oldu? Nişanlın oğlum. Nişanlın sana benim dediğimi yaptı değil mi? Yapsın. Sen hiç üzme güzel kalbini, tamam mı? O aslan terbiye etmeyi kolay bir şey sanıyor. Ayrılamaz senden. Sonra konuşalım bunu. Tamam, sonra konuşalım. Ama üzülmek yok, tamam mı? Sonuçta senin bilmediğin hiçbir şey yapmadım. Sakın. Sakın.